Feride, ballısın, ballı mısın konseptinden devam ediyoruz. Bu konsept üzerine 500 tane soru hazırladım çünkü. yüzün yandı, estetik yerine yağ sürdün, geçti. Evet. Bir astrolog 8 Temmuz'da hayatın değişecek dedi ve Kutlu Ataman seni aradı. Başrol önerdi. Çağınırmak'tan bahsettin. Çağınırmak o anda telefon ucundaydı ve Ulak filminde sana rol teklif etti. Çok da... Biraz ballı mısın? Devam biraz. Ediyor canım. Geçen devam hafta ediyorum. Bir olay yaşadım. Geçen hafta bir olay yaşadım. Tabii. Nedir bu? 3 hafta önce bir olay yaşadım. Çağırıyorum. Üzerine... gerçekten kalbimi temiz tutmaya çalışıyorum. Tamam. Bilgin'in de dediği gibi negatif insanlardan ben de uzak durmaya çalışıyorum. Aynen. Vicdanımı açık tutmaya çalışıyorum. Ve bu koşuşturmacaya çok kapılmamaya çalışıyorum. Oluyor. Peki böyle seni şaşırtan bir bal durumu var mı? Yani şunu istiyordum, bu da oldu. Dediğin şimdi ne oldu? Mesela yeni bir işe başlayacağım. Henüz açıklayamıyoruz ama bence önümüzdeki hani Ocak'la beraber tekrar başlayacak ya diziler. Önümüzdeki... Açıklarsan yazarım açıklama o yüzden. Önümüzdeki dönemin en iyi işi olacak bence. Onu çağırdım. Gerçekten istedim ve çağırdım. Çağırdın, geldi. İki yıl boyunca çağırdım. Dedim ki ya işte bak olumlu olunca istediklerin oluyor. İçinde negatifi yok. O her şey de olumlu. Çok önemli. Ben bir şey çağırma. Herkes seni çağırıyor zaten. Yani hangi dizi batarsa, batmak evet. üzereyse Nilgün Ünkoş. Evet. Neyle koşayım? Rum kadını ol sen. Değişik bir şey yapalım. Niye bu yapımcı baştan düşünmez de ortadan evet ya düşünür. Değil mi? Evet. Ama ortadan düşünürsen de ortadan biraz kurtarırsın diziyi. Böyle de bir halim var mesela. Var da yani. Ha. Benim de artık gönlüme göre dizilerde olmak istiyorum olursam. Mesela? Bir süre dizi yapmak istemiyorum. Niye yani yedik böyle ya? Akasya durağından sonra bir süre yapmayacağım. Akasya durağı devam ediyor ama. Devam ediyor. Devam evet. ediyor. O durak bitmez. O son durak bitmesin yani. Rum kadını tiplemesini artık hiç yapmayacağım. Biraz sıkıldın mı? Çok sıkıldım. Yani belki çok iyi oynuyor olabilirim. Çünkü benim babaannem Rum'du ve öyle büyüdüm. Yani artık o gözlemle... Dile ve kültüre hakimsin. Tabii hakimim ona. Ama yine de biraz kendi keyfime göre artık... O saatteyim yani. Kendi keyfime göre bir işte dizi olacaksa oynamak istiyorum. Çünkü dizi çok zor dizi şartları. Yani kendi keyfine göre bir şeyler olmazsa insana çok zor geliyor. Çekilir yani. Gibi değil ya. Çekilir gibi dert olmuyor. Canan yani. Mesela Avusturya'da dizi oyuncusuymuş. Dizi oyunculuğu yaptı değil mi Avusturya'da? Evet ufak. Nasıl bizimkilere benziyor mu? Orada nasıl anlatsana orada biraz. Orada nasıldı? Yani şöyle söyleyeyim sabahın 2:30'unda evden alındığımı işte 4 gibi stüdyoya gittik ve inanılmaz benim yaşadığım yerde dağların Monse diye bir yerde yaşıyordum. Ben... Fark ettim Heidi gibi yapmışsın saçları. Hasta oldu zaten. Bak, bu dizi işi her yerde aynı demek ki. Ondan sonra ve çekimler işte dediğim gibi 10'da 11 gibi saat 10-11 gibi başladı. Ve aşağı yukarı 4 dakikalık bir çekim 4 dakika mı 5 dakika mı tam 10 dakika diyeyim. Akşam kaçta 9 mu 10 mu ne bitti. Ama öyle bir sahneydi ki aşağıdan bir Mercedes geliyor, yukarıdan başka bir Mercedes geliyor ve çarpışmaları gerekiyor. Hı hı. Çarpıştıktan sonra işte her yer kan revan işte ve bir helikopter gelecek, helikopter inecek. İşte ben de orada bir hemşireyi canlandırıyordum. İşte ben ineceğim helikopterden işte yardımcı olacağım falan filan. Yani bu o çünkü kaç kere en az bir 20 ya, kere o çarpışmayı denediler. Ama yani, zor bir sahne. Zor. Çünkü bir iki tane Mercedes bir yanlış bir şey olursa tabii. çarpışmış olacaklar. Tabii, çok. Şimdi hiç üzülme bizde işler öyle değil. O iki tane Mercedes'i biz 10 dakika içinde çarpıştırıyoruz. Ama bizim yine bizimkiler de böyle akşamlara kadar sürer. Mercedes tabii. çarpıştırma karşıdan karşıya geç yine akşama kadar sürer. Ya birinin bir şeyi biter ya bant biter. O keman yani. O yüzden bırakılmaz. Peki yalnız bir şey soracağım. Bunu sorsana. Çok merak ediyorum. Orada ama böyle 90 dakikalık dizi yoktur. Bu yok, sadece yani, bizde var. Evet. Evet. Sinema benim çeker gibi bu sadece yaşadığım bir örnek. New York'ta bir dizi çekmeye gittik New York'a. Ayıptır söylemesi de bari ya. Ayıptır söylemesi. Demeyeyim gerçekten benim hayatım önemli gittim tecrübelerden biridir. Çok da zorlandığımız ama çok başka bir şeyle de yüzleştiğimiz bir dönem. Şenay Akay, Şenay Gürler ben. Saruhan Ünel. Ve oradaki bir takım başka Türk oyuncu arkadaşlarımız vardı. Abdullah Oğuz çekmişti. Oraya gittiğimizde tabii bizim elimizde gerçekten sayfalarca bir senaryo. 90 dakikalık bir dizi çekmeye çalışıyoruz. Yabancı ekip
45 dakikalık bir diziyi bir hafta boyunca 3 ekip çekiyorlardı. Bizim iki katı kadar bir senaryo elimizde ve biz onu 5 günde çekmeye çalışıyorduk. Yani inanamadılar bizim çalışma şeklimize. Bizim çektiğimiz cefayı görüyor musun? Bak, yani çok çok zorlandılar ve bayrak açtılar. Yani yapamayacağız biz böyle yapamazlar, bir şey. Yani tabii. Her 8 saatte bir onlar çünkü ekip değiştiriyorlar, ara veriyorlar. Her 6 saatte bir yemek yiyorlar. Yani daha insanca yaşıyorlar. Bizim eğitim sistemimiz öyle. Var. Bizim kesinlikle eğitim sistemimiz öyle, ben müzikte de öyle. İşte evet. İstanbul Devlet Opera Orkestrası, Senfoni Orkestrası'nın yaptığı bir sezonda yaptıklarını inanamıyorum yani böyle ya 6 tane, canım, 7 acayip. Tane. Sanat canım yani sanat, biraz yemek gerektiren bir şey. Peki bu en çok sevdiğin yerlerin ayak olması, ayakların olması biraz kim? Enteresan geldi bana. Kim, ben mi? Evet. Ben. En çok ayaklarını seviyorum. Hayır canım, ben öyle bir şey demedim. Vallahi bunu demesin. Da Ufuk mu söyledi sana? Yok yok, bunu bildiğimiz bir demeçten ve güvenilir bir demeçten aldık. Fakat ben şey yaptım yani şaşırdım. Yani kadında hani kuzeyden başlayarak hiçbir şeyim yok ayakta bitirme olayı diye. Ama ayak çok önemlidir bir kadın için. Ben şöyle bir şey söylemedim ama. Şöyle bir... Ben... Bakalım bu ayaklara. Bakacağız şimdi. Gerçekten ya. Hayır, sadece ben bir ayakkabı firmasının tanıtımını yapmıştım. Böyle... Dolayısıyla onlar da o ayakları seçmek için böyle bir araştırma yapmışlar falan filan. Orada en iyi ayaklı mı seçilmişiz? Öyle bir şey yani. Öyle bir şey. Benim de ayaklarım güzeldi. Hayır demişim. Değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya, nedir? En çok nereni seviyorsun? Yüreğimi seviyorumdur ben en çok ya. Oo, ne kadar ortada. Ay, gerçekten ne kadar yani. Ortada. Ama ne yapacağız? Onunla ciğer röntgeni mi isteyeceğiz senden? Ama ne diyeyim merhaba, şimdi? Merhaba, yüreğimi seviyorsun. Bir tane MR getir bana. Ama işte onu gören beni görüyor zaten. Ha. İyi tamam peki. Ya ne yapayım? Yani bileyim, saçlarımı da seviyorum. Kendimi seven bir insanım. Baktığımda şükreden bir insanım ama. Ayaklar güzelmiş yani, onu öğrendim. Allah ama Allah Allah. Allah. Ayaklarım yok. Bana çok hizmet etti hayatım boyunca. Seni taşıdılar. O kadar ama çok... insanların vardır sevdikleri. Tabii dans ettim ki. Ve onlar o kadar hırpalandılar ki o her bir ayak parmağımın yumurta aklarına sarılıp üzerine saten kurdele evet sarıp üzerine çift kat yara bandı sarıp böyle ayaklarla çok gezdiğimi, acıyor. Eve terlikle döndüğümü çok bilirim. Niye şey alamadın mı balık pabucu tütümü yok? Tabii ya, girmiyor alamadın artık yani provalardan sonra. Öyle şişiyor. Bir hale geliyor ki ayaklarım öyle bazen. Ayakkabı giyemiyorsun, çorap giyemiyorsun. Peki o yolda yürüseydin daha mı iyi olurdu sanki? Yani tabii çok emek vermek gereken bir yol. Benim sınıf arkadaşlarım hala dans ediyorlar şu anda. Geçen gün ayağından biri yine ameliyat oldu. Çok zorlu bir iş. Zor her iş. Meslek zor ama bale gerçekten dünyanın en zor sanatlarından biri. Şu an yaptığım işi çok seviyorum ve hayat beni buraya doğru yönlendirdi. Dans edemememem için sebeplerim vardı çünkü. Ama bir yetenek Allah vermiş, işte onu kullanıyoruz. Hay maşallah diyelim, hay maşallah bak, diyelim. Bak ben bir daha dünyaya gelirsem dansçı olmak ya isterim açıkçası. Ya biliyorum, çok fark ettik zaten o dans yarışmasındaki çok şeyinden isterim. Performansından. Ama yani ruhumu akıttım oraya. Yani nasıl buluyorsun yeni ruhunu akıtanları? Yeni sezon. Bence yeni dansçılar da bizden daha iyi dans ediyorlar şu anda onlar. Yok sen iyiydin canım ya. İyiydik, yani iyiydik kendi çapımızda da. Şimdikiler de çok. Yalnız şimdiki bizde hiç sakatlanma, hiçbirimiz sakatlanmadık. Burada yanlış yapılıyor heralde bir galiba şeyler. Galiba şey yapamayız. Bir kurşun döktürmeleri lazım. Her hafta birini gömüyoruz yani evet, orada da. Evet, evet. Zevkle yapan var, bir de hırsla yapan var. Ha, o hırsla yapan sakatlı. Sizin bir çaça performansınız vardı. Ay, bayılmıştık biz ne mesela. Ne çok severdim. Ne çok severek yaptım. Evet, ne çok... Çünkü hiçbir yaptınız. Yerim sakatlanmadı. Dizime bile bir şey olmadı. Evet.